Allah bir kulunu kör yapıyor, bir kulu kötülüğün, bir kulu akılsız yazıyor. Allah adil değil mi? Onu yarattı. Senin benim bana göz ardı ona vermedi. Bir köpek var, kasabın önünde bekliyor, biraz kimlik versinler diye. Bir tanesi kadirle karabada bonfile yiyor. Demek ki Allah'ın alim olması için herkes kadın olacak, herkes erkek olacak yahu. Herkes bir şekilde bir güzellikte olacak böyle, öyle mi? Servette hep bir müsavim olacak yani, fukara zengin olmayacak. Adalet, adalet nedir? Onu bana tarif etsin. Olanı konuşacağım ondan. Adalet anlıyorum bakayım. Ha, şimdi adalet nerede olur? Bak anlatacağım şunu. Çıkardım ona ben $1000 verdim. Dedim ki burada 10 kişi var dedim. Bunlara adiyane dağıt, mütesaviyen dedim. $100'er verirse 10 kişiye o vakit adilane iş yapmış demektir. Ve öyle yapması lazımdır. Çünkü ona ben dedim ki bu para senin paran değil, benim param bu. Sana veriyorum bu $1000, 10 kişiye dağıt bunu dedi. Ha, şimdi o parayı böyle dağıtmakla mükellef o. Bu adilane olmaz. İkinci, 10 kişi karşıma aldım, ben birine $900 verdim, diğerlerine $10'er verdim. Mal benim ama. Şimdi ben adil değil miyim yani? Ama onun değil para, benim param. Buna verdim $800, ona $100 verdim, ötekilere $10'er verdim böyle. Ama mal benim, ben dağıtıyorum. İhsan ediyorum yani. İhsan başka, adil başka. Şimdi o ihsanın adil birbirine karıştırıyor. Ona bir adam şu parayı mütesaviyen dağıt diye verdiği vakitte, mütesaviyen dağıtmazsa müsaade şekilde o zalim olur. Ama mal benim. Ben istediğime 10.000, istediğime 3.000, istediğime 3. İstediğini de veremem. Allah da böyle. Bu kâneti yaratmış Allah'a ait. İstediğine göre istediğine verir. Kimi deli yapar, kimin akıllı, kimin hasta yapar, kimin zatı. Bir şey söyleyemezsin ki. Söyleyecek olsun hayvanlar ortaya çıkarlar sonra. Fare der ki ben niye fare olayım? Ben de insan olmak isterdim. Köpeklere için misal getirdim. Köpeğin hiçbir dahili yok. Hiçbir sahile yok. Yani çalışmak, okumak, mektebe gitmek bile. İki köpek doğdu. Birisini alıyor, seviyor sahibi onu. Alıyor, koyun bağrına basıyor, evinde yatırıyor. Otomobil arkasına koyuyor, önüne bombile koyuyor. Öteki de köpek, onun ikabatı var. Yani o yatacak yer bulamıyor. Bir parça kemik alacak. Öteki biri onu tekme vuruyorlar. Şimdi ne o öyle istedi, ne öyle istedi. Ama Allah-u Teala ne yaptı? Birimizi böyle bizim akıllı, birimizi zengin, birimizi fakir, birimizi hasta, birbirine sıhhatlı böyle yarattı. Yeniden müsavi yaratsaydık tadı çıkmazdı kainat. Sıhhatlı hastayı görecek ki Allah'a şükretsin. Zengin fakiri görecek ki verilen nimete şükretsin. Kral dedi ki çağırdı alemi Rusya'da. Çağırdı dedi İslam alemi. Niçin herkes bir dinde olmadı, niçin herkes bir renkte olmadı? Çar söylüyor bizim İslam alemine. İşte insanlar da öyle renkli. Kimi sarı, kimi kırmızı, kimi siyah, kimi beyaz, kimi esmer böyle. Niye müsaade olmadı? Herkes Hristiyan olsaydı, herkes Müslüman olsaydı, herkes Müslüman olsaydı ama bir olsaydı dedi. Herkes bir güzellik olsaydı, herkes bir... Niye yapmadı Allah böyle? Dedi ki, o alim, İslam alime dedi ki sen de söyle, buraya bandı müzik getirsinler dedi. İrad ettik şey, çar, bandı müzik geldi oraya. Dedi ki bandı müzik çalmayacaksınız, yalnız basa çalacak. Vop, vop, vop. İlla Allah yeter diyeceği kadar çaldı. Nedir bu? Ha, hep müsaade olsaydı bu ses gibi olurdu. Şimdi gerisini emretti, ince kalın denen bir ayin buldu. Kainatta böyle. Ha, tezatlar içerisinde bir adalet zuhura geliyor. Tezatlar içinde. Mesela ikimiz müsaade olduk zengin senden. Senin her an kapandı. Kendin yapamıyorsun, beni çağırsan ben de yapmışım. Sen gel benim yanıma yapacaksın abi. Ha, bir fukara buluyorsun, gidiyor fukara mecburen senin işini görüyor. Zengin fukaraya mühtaç şimdi. Fukara da zenginin malına mühtaç. Onun için tezatlar içerisinde bir ahenk oluyor. Bandı mızıkanın çaldığı gibi. Böyle tezatlar içinde. Bunun için Cenab-ı Hak kamil olan kişileri az yarattı Allah. Kemal'e az kişi erdi. Herkes aletleri keşfedemedi. Edison keşfetti aletleri. Ya Edison'a verilen kudret herkese verilseydi herkes aletleri keşfederdi. Ne kıymeti kalır Edison'a? Yani hiçbir kıymeti kalmadı. Onun için Allah herkese bir şey vermiş. Fakat istidadı miktarı, istidadı miktarı ona ihsan olur. Bendeki olan hissiyat onda yoktu. Ondaki olan hissiyat bende yoktu. Hatta kedideki hassasiyet bende yoktu. Benim cebime fare girse ben duymam. Kedi daha onu karşıdan oynarken fareyi gider yakalar. Peygamberler bile böyle. İsa peygamberin ayrı, Hazreti İbrahim'in ayrı, Musa'nın ayrı, Harun'un ayrı. Peygamber ama hepsinin makamı ayrı. Onun için biz de saydığımız vakitte 224 bin peygamber gelmiş Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a kadar. Saydığımız vakitte şöyle sayıyoruz. Adem ve Nuhan ve İbrahim ve Musa ve İsa ve Meryem ve Hazreti Muhammed Mustafa. Hepsi peygamber inanıyoruz ama o 7 tanesi ayrı. Çünkü Allah birbirinden onları faziletli kıldı. Hepsine bir hassasiyet verdi. Musa'ya Kelimullah dedi, ondan konuştu.
İsa'ya ruhullah ve kendi ruhundan verdi Allah-u Teala. Hikayette onun babası olarak Allah'ın dostu İbrahim Halilullah. Görülüyor ki peygamberler arasında bile, lazım peygamberler arasında bile hepsine ayrı ayrı tecelliyat olmuş. Hepsi bir müsavi olmadı.